Demans, kaba bir sınırlama yapacak olursak bellek bozukluğunun adıdır diyebiliriz. Tabii bazen bu demansın geçici olduğu durumlar da olabilir ama genellikle demans grubu hastalıklar ilerleyici hastalıklardır ve birçok sebebi vardır. Bu nedenle bellek bozukluğuyla gelen bir hastada ya da böyle bir şikayeti olan kişinin mutlaka sebebinin araştırılması gerekir. Hem yakın belleğimizle ilgili sorunlar olabilir, hem de geçmiş bellekle ilgili, yani uzak bellekle ilgili olabilir. Bazen derler ki hastalar veya yakınları, geçmişi çok iyi hatırlıyor ama biraz önce sorduğunu tekrar soruyor. Böyle bir şeyde demans düşünülebilir ve belleğinin ayrıntılı olarak nasıl olduğu konusunun değerlendirilmesi gerekir. Yani gerçek bir demans mıdır, bellek bozukluğu mudur, yoksa bir konuşma, algılama, anlama, duyma ile ilgili bir sorun olduğu için mi bu şekildedir şeklinde bir değerlendirmeye gitmek lazım.